Bu videoda kesirler ve bölme işlemi arasındaki bağlantıyı yeniden gözden geçirip, bu bağlantıyı zor görünen bazı kesirleri daha basit bir hale getirmek için nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Evet, bunun için önce biraz tekrar yapalım. Şimdi, 2/3 şeklindeki bölme işlemini düşünmenizi istiyorum. Aynı şeyi 2/3 şeklindeki bir kesir olarak da yazabilirim, öyle değil mi? Bu kesri 3/2 olarak da okuyabiliriz ama kesrin aynı zamanda 2/3 işlemi olduğunu da unutmamalıyız. Aynı şekilde biri size 4/, bu sefer başka bir renk kullanayım. Evet, biri size 4/9 kesrini verdiğinde, bunun aynı zamanda 4/9 bölme işlemi olduğunu da düşünebilirsiniz. Hatta eğer bu kesri bir ondalık sayı olarak yazmak isterseniz, yapacağınız işlem 4/9 bölme işlemidir. 4/9. Şimdi bu bilgiyi zor görünen kocaman kesirlere uygulamak istiyorum. Mesela biri size, ne diyelim, 2/3 yerine, evet mesela 2/3 kesrini verirse, bunu sadeleştirebilir misiniz? Bu kesri az önce yaptığımız gibi bir bölme işlemi olarak yazacak olursak, 2/2/3 şeklinde de yazabiliriz. Bir kesirle bölmek, kesrin tersiyle çarpmakla aynı şey olduğu için, bu da eşittir 2 çarpı, 2/3'ün tersi için payla paydanın yerini değiştirelim, yani 2 çarpı 3/2 işlemini elde edebiliriz. Elimizde 3 tane yarım varsa ve bunu 2 ile çarparsak, 6 tane yarım elde ederiz. 6 tane yarım da 3 tam eder. Aynen 6/2 işleminden elde edeceğimiz sonuç gibi. Hadi birkaç tane daha yapalım. Örnekleri her seferinde biraz daha zorlaştıracağım. Ayrıca her zamanki gibi videoyu istediğiniz zaman durdurup soruyu kendi kendinize çözmeye çalışabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. -16/9 bölü 3/7. Ne kadar çok bölü dedim değil mi? İşte buna ne dersiniz? Bu kesri sadeleştirebilir misiniz? Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu işlemi payın paydaya bölündüğü bir bölme işlemi olarak da düşünebiliriz. O zaman bunu şöyle de yazabiliriz. -16/9. Bu arada buradaki eksi işaretini isterseniz kesrin önüne, isterseniz 16'nın önüne, hatta isterseniz 9'un önüne bile koyabilirsiniz. -16/9 bölü 3/7. Bu da -16/9, bu sefer eksi işaretini 16'nın önüne koyduğuma dikkat etmenizi istiyorum. Evet, -16/9 çarpı bu kesrin tersi yani 7/3. Bu çarpı işleminin sonucunda payda -16 ile 7'yi çarpınca 10 kere 7 70, 6 kere 7 42. 70 artı 42 de 112 ettiği için -112 elde ederiz. Paydada ise 9 çarpı 3 var. 9 çarpı 3 de 27 eder. İşte bu kadar. Az önce de söylediğim gibi eksi işaretini 112'nin önüne ya da kesrin önüne istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu kesrin aynı zamanda -112/27 bölme işlemiyle de aynı şey olduğunu unutmamanızı istiyorum.